Evet değerli izleyenler, şu an Ordu Altınordu Kovancı Mahallesi'ndeyiz. Burada çok ilginç bir duruma sahne oldu burası. Şimdi şöyle başlayacağız konuya. Burada okuduğumuz üzere şantiye sahası diyor. Görevliler dışında kullanılması tehlikeli ve yasaktır. Tabelada gördüğümüz gibi görevliler dışında kullanılması tehlikeli ve yasaktır. Fakat burada şöyle bir durum var. 2011 yılında karşıda HES inşaatı tünel yapmak için bir tane şirket bu köprüyü kullanım amacıyla yapıyor 2011 yılında. Fakat yetkili merciler diyor ki 2013 yılında senin inşaatın bittiği zaman bu köprüyü yıkacaksın. Çünkü akarsular üzerinde sel olaylarına mahal vermemek adına bu tür köprülerin kurulması yasak oluyor. Az sonra ekranınıza gelecek olan köprüde göreceksiniz ki burada bir sel tehlikesiyle karşı karşıya. Hatta şöyle 2013 yılında yıkım kararı olmasına rağmen DSİ'den veya yetkili kuruluşlardan bura hakkında defaatle yıkım kararı çıkmasına rağmen en sonunda Büyükşehir Belediyesi buranın yıkım kararının uygulanması üzere firmaya haber gönderiyor. Ancak şöyle bir durum, şu an sık sık sel uyarısı yapılıyor ve sel olabilecek zamanlardan geçiyoruz. İşte örneğin Rize'de görüyoruz, diğer şehirlerde görüyoruz. Karadeniz sele müsait bir şehir iken şu an ekranlarınıza getireceğiz. Burada bir sel olma durumu söz konusu. Hatta şöyle Hakan abim de şurayı çekerse, bakın orada köprümüz burası. Burada sel olduğu zaman sular kenardan çıkıyor ve burada da evler var, karşıda evler var. Evlerin oraya doğru su akıyor, su gidiyor. Bu oluşan sularda şu an dereden akan, yani Melet Irmağı üzerinden akan artık sular sel olması durumunda oradaki evlerin yanına gitme durumu söz konusu. Normal standartlarda 5 metre 80 santim olması gerekirken köprü yükseklikleri burada geçici olarak yapıldığından dolayı sadece 2 metre yüksekliği var. Bu da şu demek oluyor, en ufak sel olması durumunda burada selde can kaybı olması işten bile değil. İşte günümüzde de az önce ifade ettiğimiz gibi çok sıklıkla rastlıyoruz artık Karadeniz'in makus talihi sel olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada da eğer yetkililer kısa zamanda önlem almazsa burada da bir sel felaketi olması durumu söz konusudur diyoruz. Ve yetkililerden bir an önce önlem almasını bekliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi burada ikamet var. Burada İskan Mahalli burası. Çünkü görüyoruz, bakın kamera yine gösterecek. Burada en ufak bir taşkınlık durumunda buralarda hemen su birikintileri oluyor. Çünkü Melet Irmağı zaman zaman coşabiliyor. Melet Irmağı'nda zaman zaman su fazlalıkları olabiliyor. Buradaki halktan da teyzem var şimdi burada. O da hatta bu konuda muzdarip olduklarını söylediler. Biz de kendisine de bir soralım. Nasıl bir tehlikeyle, nasıl bir riskle karşı karşıyaymış? Biz buraya ev yaptığımızda köprü bir şey yoktu. 2000 yılında yaptırdık bize evi. Ondan geri bir köprü yapıldı. 2 sene sonra yıkacaklardı. Geçici yaptılar. Daha da yıkmadılar. Kaç kere taştı. Kapıya kadar geldi sel. Kapıya kadar sel geliyor mu? Su geliyor mu? Geliyor. Ta kapıya kadar böyle çubuk diktim. Sabaha kadar löbet bekledik. İleri mi geliyor? Geri mi gidiyor? Ne ağlamalar attık? Nereye kaçacaksın? Şuralardan aşağı da geldi sel. Ne burada yapacağım? Sel olunca sizin eve su basıyor burada. Doğru mudur? Doğru. Allah korusun. Orada ölüm de olabilir. Olmaz mı koçum? Ben böyle çubuk diktim. Önüne kadar geldi. Ne yapacağımızı şaşırttık. Bunlara kaçsak bunlardan aşağı da geldi sel. Ama köprü tıkandı. Şu kadar ayağı var. Arası var. Gelen bir çöpte tıkıyor. Kaç kere ha bu kollar yıkıldı etti. Kimse sahip çıkmıyor. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Biz de 3 tane yaşlıyız burada. Teyzemin de ifade ettiği gibi burada yaşlı insanlar sel olma durumunda kaçması da zor olacak. Biz de diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bir an önce kım kararlarına uyulması gerekiyor. Çünkü bu konuda karar çıkmış. Denmiş ki akarsu üzerinde 2 metre yükseklikteki bir köprü geçici yapılan bir köprüdür. Şantiye köprüsüdür. Orada da yazdığı gibi bu köprünün bir an önce yıkılması için yetkililerden destek bekliyor buranın halkı diyoruz. Görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz.